Bangladeş'te yaşanan facia, ülkenin en büyük müşterileri Batı ülkelerinde büyük bir rahatsızlık yarattı. Bazı şirketler mağdurlara tazminat ödeme kararı aldı. Avrupa Birliği ülke hakkında yeni ticari uygulamaları hayata geçirme yolunda düğmeye bastı. Batılı tüketiciler faciada kendilerinin de payı olduğu kanısında. Bu şekilde üretilmiş ürünleri almamalıyız. Sizce sorumlu kim? Ben, almışsanız siz ama ayrıca Bangladeş de suçlu. Daha emniyetli ve güvenli olmalılar. Bangladeş komşularıyla rekabet edebilmek için tekstil sektörünü işçileri göz ardı ederek geliştirdi. Aylık 30 euroya varmayan maaşlarla çoğu kadın 3 milyon işçi sefalet atölyeleri olarak adlandırılan 4500 adet fabrikada çalışıyor. Ülke bu sayede tekstil dünyasında Çin'in ardından en büyük ihracatçı ülke olma başarısını yakaladı. Avrupa Birliği Bangladeş ihracatının %60'ını satın alıyor. Rakamlarsa her yıl artıyor. 2011'de 8 milyar euroluk ihracat, 2012'de 8.6 milyar euroya ulaştı. Birlik içindeki en büyük pazarlarsa sırasıyla Almanya, İngiltere, İspanya ve Fransa. Bunun başlıca nedeni ise Bangladeş'in Avrupa pazarlarına girişinin kolaylaştırılmış olması. Bu yüzden de uzmanlar son facianın sorumluları arasında Avrupa Birliği'nin de olduğunu belirtiyor. Bence ucuz fiyat politikası uygulayan bu ekonomilerin yönetmeliklere tam olarak uyduğunu kontrol etme görevi Avrupa Birliği gibi bölgesel ve ulusal hükümetlere düşüyor. 24 Nisan'daki felaket Bangladeş'teki tekstil sektöründe yaşanan ilk kaza değil. Kasım 2012'de de izinsiz çalışan bir fabrikada çıkan yangında 112 kişi hayatını kaybetmişti. Fabrikanın ürünlerini Amerikan şirketi Walmart alıyordu. Tekstil işçileri kazayı protesto etmek için sokaklara döküldü. Avrupa Birliği ise Bangladeş'in Dünya Çalışma Örgütü'nün belirlediği standartları bir an önce yakalaması konusunda uyarıda bulundu.